Buket dağılır diye bombayı patlatmıyorsun, onu anladık. Ama bu böyle gitmez. Git yapış Cengiz'in yakasına. Kızın var biliyorum de. Sonra da istediğin her şeyi yaptır. Mesela yönetim kurulu başkanı olmayacaksın da. İstifa edeceksin de. Nasıl olsa karşı çıkamaz değil mi? Sadece ikinizin arasında kalır. İyi güzel söylüyorsun da Bahadır. Ablam da var işin ucunda. Onun üzülmemesi lazım. Hem sen demiyor muydun? Bu Cengiz ne haber eder bir yolunu bulur diye. Evet diyordum. Doğru da diyorsun. O yüzden dikkatli hareket etmemiz lazım. Son ana kadar şüphelenmemesi lazım hiçbir şeyden. İyi de nereye kadar kardeşim? Bir ay sonra babam yönetim kurulu başkanlığını bırakıyor. Cengiz başkan olacağını zannediyor. Aynı 3 yıl önce benim zannettiğim gibi. Hayırdır? Çıkıyor musun? Evet enişte. O kadar yorulduk. Biraz kafa dağıtalım değil mi? Tabii canım, hakkındır. Yeni koleksiyon için çok uğraştın. Çok güzel oldu enişte. Herkes bizden bahsedecek. Eminim. Sen de gözüne girip babandan yönetim kurulu başkanlığını alacaksın. Öyle mi? Aynen. Sonra başlasın kutlamalar. Ya yönetim kurulu başkanı ol da sonra kutlamayı düşünürsün. Ben her şeyi aynı anda düşünürüm enişte. Sen hiç merak etme. Hadi iyi geceler. İyi eğlenceler. Tasarım ekibinin hazırladığı yeni koleksiyonu yarın masamda istiyorum. Anlaşıldı mı? Ne olursa olsun hepsini istiyorum. Ha, burada mıydınız? Günaydın. Ne oldu? Neyiniz var ya? Bir de soruyor musun Mehmet? Ne oldu size ha? Al bak, bak ne olduğuna. Baba nasıl olur? Bunlar bizim tasarımlar. Evet. Nasıl olduğunu sen bize söyleyeceksin. Adamlar bizim tasarımları çalmış, aynısını yapmışlar. Hayır baba, imkanı yok. Ben tasarım ekibini kendim kurdum. Hepsi de sağlam çocuklardır. Evet. Hepsi de gerçekten çok sağlam çocuklarmış. Aç gözünü aç. Köstebek var diyorum sana içeride. Herifler bizim tasarımları çalmış, aynısını birebir yapmışlar. Sen yaptın değil mi bunu? Biliyorum sen yaptın. Mehmet saçmalama oğlum. Başkan olmayayım diye yaptın, itiraf et. Mehmet kendine gel. Beni neyle suçladığının farkında mısın sen? Evet farkındayım ve bunun bedelini ödeyeceksin. Kes! Daha fazla bağırma, el aleme rezil olmayalım Mehmet. Ama baba... Kes! Az kalsın seni yönetim kurulu başkanı yapacaktım. Az kalsın. Ama senin daha 40 fırın ekmek yemen lazımmış. Çünkü doğruyu yanlışa ayırt edecek kapasitede değilsin. Bir de utanmadan adama iftira ediyorsun. Baba benim... Yeter! Bana tek kelime bile konuşma. Tek kelime bile. Bu defa ben Cengiz'in işini bitireceğim. Hazırlıksız yakalanacak ve ben başkanlığı alacağım. Arkandayım ama dikkat etmek lazım biliyorsun değil mi? Her zaman. Bahadır benim çıkmam lazım. Senden son bir ricam var. Tabii. Bahar'ın peşine bir ürün takmanı istiyorum. Nerede, ne yapıyor bana bilgisi gelsin. O işi sen olmuş bil. Zaten dünden beri peşinde birisi var, merak etme. Nasıl yani? Öyle. Bahadır senden de korkulur ha. Bana bak, başkanlıkta gözüm mü var yoksa? İşte.
Tamam, sağ ol. Bana mesaj at, yerini tamam. Gönder, tamam? Görüşürüz.